Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün halkın sorularını yerel idarelerine gelen yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Niğde ili Ulukuş ilçesine bağlı Altay Köyü Muhtarı Abay Orhun ile yapacağız. Öncelikle muhtarımız saygı olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Evet, burası Göçmen Köyü mü? Kazak Türk'te. Kazak Göçmen, doğru mu? Tabii, Göçmen olarak. Evet, kaç yılında geldi efendim? Biz 1939 yılında Doğu Türkistan'dan Çin zulmünden kaçarak atalarımız 1940'lı yıllarda 6 aylık bir göçten sonra Pakistan'a yerleştiler orada. Evet. Pakistan'da bir 13 sene, 14 sene konaklama yaptıktan sonra Türkiye'nin kabulüyle 1953 senesinde Türkiye'ye geldiler. Evet. Adnan Menderes dönemiydi bu dönem. Kendisine rahmetle anıyoruz. Yani 13 senelik oradaki bir cefadan sonra buraya getiren başbakan Adnan Menderes, bizim atalarımız. 53 senesinden 55 senesine kadar İstanbul'da devlet misafirhanesinde misafir edildi gelen büyüklerimiz. O süre zarfında Türkiye genelinde konaklama, yerleşim yerleri, kalabileceği yerler araştırıldı ve İskan olarak, İmar İskan'la bu köy, buna benzer Kayseri'de iki ilçede 6 tane köye ek olarak 15'er hane, 10'ar haneden bir 70 hane kadar yerleştirildi. Konya İsmail kasabasında bir 60 hanede oraya yerleştirildi. Aksaray Sultanhanı'nda yine kasabaya ek olarak, mahalle olarak bir 60 hane oraya yerleştirildi. Bir 70 hane kadar da Manisa Salihli ilçesinde mahalle, Kurtuluş Mahallesi olarak yerleştirildi. Evet. Ama tek kendi başına bir bağımsız köy olarak sadece Kazakların yaşadığı yer Niğde Ulukuş Altay Köyü'dür. O da 172 hane olarak yerleştirildi buraya. 750 civarında bir nüfusla 1955 yıllarında, 56 yıllarında burası bir köy statüsü aldı. İşte o günden bugüne 60 küsür senedir tabii Türkiye'deki kanunlar, yasalarda da köyün kurulması zordur, kalkması zordur. Yani evet, kurulması çok zordur yani. Şu anda nüfus kriteri 500 kriteri aranıyor sayın izleyiciler. Ancak kaldırılması için de muhtar arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Yani bu konuya girdiği için Türkiye'ye ziyaret ediyoruz ya, köyleri yerinde görüyoruz. Hem yapılan hizmetleri, yapılması gereken hizmetleri hem yetkililer hem kamuoyuna dikkatine sunuyoruz. Maalesef işte Çamardan'da Ören köyünde bir tek çoban oturuyor. Sivas'ın birçok köyünde hiç vatandaş oturmayan köylerimiz var. Ancak işte muhtarların aylık ödenekleri de 1300 Türk lirasına yükseltildi. Ben vicdanen rahatsızım. Bu vicdanen rahatsızlığın kaymakamlarımızda bütün 51 valimizde, çünkü 30 tane il büyükşehir oldu. Onlar büyükşehir belediyeleri hizmet yapıyor. Ancak 51 ile il özel idareleri hizmet yapıyor. Biz mutlaka nüfusu 200'ün altına düşen köylerin en yakın köyle birleştirilmesini istiyoruz. Doğru mu? 200 çok fazla olur da o göz önüne alınırsa o zaman Türkiye'deki hani 55 bin köyden belki 18 bin köy çıkar ortaya. Evet. Yani ortalama bir 50 nüfus falan köy yerinde idare eder. Ama dediğiniz gibi 50 lazım yani muhtar için. 50 tane 50 vatandaşa bir muhtarlık yapacak 1300 lira devlet maaş verecek. Şimdi 1300 liraya mesela devlet memurlara gelen zamdan da etkilenecek. Ya muhtarlar, onu şu şekilde düşünün. Bir dairede, o zaman nüfusa göre verin ben. Bir dairede, merkezi bir dairede, ilçede, ilde yani memur alınsın, Türkiye'den çalışan, üniversite mezunu kalmasın şeklinde KPSS ile alınan memur da onurda dahi fazlalık var yani. Hiç iş yapmadan oturan 5 memur vardır. Bunları aldığı maaş hesap edersen 3 bin liradır orada. Yani evet. Kaldı ki bir muhtar, bir köye sahip çıkıp da orada 50 nüfus varsa yani o da, ben şimdi buraya geldim sabah 8'den beri sulama, evet, köyün sulama işleriyle uğraşarak. İşte muhtarlarımız orada, köyün her türlü, yani köyün içme suyu patlasa muhtar arıyor. Tabii. Efendim sulama suyu patlasa muhtar arıyor. Kanalizasyon patlasa muhtar. Elektrik kesilse muhtar, her şeyde muhtar arıyor da. Ama yine de burada nüfus kriteri, mesela nasıl şimdi yeni bir köy kurulması için 500 nüfus kriteri aranıyorsa veyahut da işte bir belediyelik olması için 5000 nüfus kriteri aranıyorsa, bunlarda da devletimiz kanununa koymalı, demeli ki köylerin köy olabilmesi için nüfusun 500 olması şimdi gerekli. Köy konumundan düşmesi için de nüfusun bir kriter konmasını istiyorum. Onu da yetkililer belirlesin. Doğru mu efendim? Yani 15 oy varsa diyor, biz götürür sandığı kurar zor ya diyor. İki tane de devlet
memurunu başına dikeriz. Sadık Başkan yardımcısı olarak. Partiden de 3 veya 4 üyeyi de koyarız oraya diyor devlet. Yani o da bir külfettir orada. 15'ten oyun olduğu yere bunu getirip koymak. Evet için. Yani bu konunun biz gündeme alınmasını istiyoruz. Buradan ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Sağ olsun her hafta muhtarlarımız da toplantı yapıyor işte dün de yaptı. Biz bu konunun da gündeme getirilmesini istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızdan. İnşallah oradaki toplantının bir tanesine de konuşmacı olarak da katılmak istiyorum. Bu röportajlarında basın danışmanları mutlak izliyor çünkü dünyanın araba motorunu atıyor. Onu da belirtelim muhtarım. Evet muhtarım, Uğur Bey şöyle odayı güzel bir şekilde gösterelim. Olsa oradan başlayalım. Güzel muhtarım, siz mi aldınız ev? O şirkte size mi ait, daha önce muhtarlarınıza mı ait? Biz bunları şey olarak aldık. Spor takımı olarak aldık. Evet, şuradaki şirkte efendim. Kupalar, şirkte. Evet. Gördüğünüz gibi MOBESE kamerası da kurdurmuş. Muhtarlık odasının içerisi çok güzel sayın izleyiciler. Yani Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir muhtarlık odası. Göçmen vatandaşlarımız, ben Türkiye genelinde geziyorum. Manisa, Salih'in bütün köylerini de ziyaret ettim. Bunu da belki Kazak göçmeni olsun, Çerkez olsun, Selanik göçmeni olsun vatandaşlarımızın yaşamış olduğu köyler Türkiye'de parmakla gösterilecek şekilde köyler. Genelde muhtarlık odalarına böyle güzel önem verilmiş, köy konaklarına önem verilmiş. Ya bunun dayanışması var yani. Bunun sebebi de onlar başka topraklarda Selanik göçmenler olsun Osmanlı'nın topraklarında kalıp daha sonra Osmanlı'nın çökmesiyle zulme uğrayanlar onlar. Evet. Biz de ana vatandan, Kazakistan, Doğu Türkistan tarafından, oradaki rejimler tarafından zulme uğrayarak gelerek burada yani Türkiye Cumhuriyeti bir yurt oluşturmuş. Bayrağı altına evet. Girip de yani böyle bir topraklara sahip olup burada böyle bayrağın altında yaşamak bu da herkese nasip olmaz. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Evet. Çok, yani evet. O kadar dünya üzerindeki oynanan oyunlar, çekilen... Maalesef yani görüyorsunuz Azerbaycan'da evet. Dahi yani birileri düğmeye basıyor. Bir şöyle bakıyoruz geçen bir işte kanalın bir tanesi bizim gibi medya şeyi dünyadaki haritaları getirdi, gösterdi. Hep Müslümanların yaşamış olduğu yerlerde savaş ve şeyler var. Tabii. Bakıyorsun diğer Hristiyanlar, Ermeniler, Yahudiler, Katoliklerin yaşamış olduğu yerlerde hiçbir şey yok. Yani burada bir işte her Müslümanın aslında bunu idrak etmesi lazım. Tabii bu da eğitimle ilgili. Artı işte göçmen vatandaşlarımızın yurdun, bir ülkenin değerini daha iyi biliyorlar. Çünkü orada zulüm gördüler. Doğru mu efendim? Yani özgürlüklerinden oldular. Özgürlüğün olmazsa hiçbir şey olmaz sayın izleyiciler. Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmamız lazım. Türk bayrağı altında hepimiz yaşıyoruz. Dinimiz, ırkımız, rengimiz, mezhebimiz ne olursa olsun hepimiz bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Onun için mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bayrağına sahip çıkmamız lazım. Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin bir karış toprağını hiçbir memlekete vermeyiz. Karımızın da son damlasına kadar savunuruz. Sahipleneceğiz tabii. Evet, sahipleneceğiz. Evet muhtarım, yani ben işte Türkiye'nin her yeri geziyorum. Bu şeyi gördüm yani göçmen vatandaşlarımız yaşamış oldukları yerleşim yerlerinde yardımlaşarak, dayanışarak, birlik içerisinde çok güzel köyler oluşturmuşlar. Kasabalar oluşturmuşlar. Genelde parke taşı döşenmiş. Köy tüzel kişiliğine para toplayarak yer alınmış, köye geldi elde edilmiş. Bunları da gördüm. Manisa'nın Ahmet ilçesinde de, Turgutlu'da Ahmet'ten bir şey, yeni köy var. Çok güzel. Efendim, Akhisar ilçesinde Dere köyü var. Bekirli köyü var. Dayıoğlu köyü var. Bunlar hep göçmen köyleri. Hatırladığım arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Bizleri hep destekledi ve biz de tabi muhtarların özlük haklarını için mücadele ettik ve yapılan ve yapılması gereken işte örnek yerlerde diğer muhtarlara örnek olması için gösteriyoruz. Efendim altyapısı tamamlanmış mı buranın? Tabii. Zaten ya. Burası köy kurulduğunda İmam İskan Bakanlığı tarafından yapıldığı için o yıllarda 1955 yılında ya çok şeyli projeli olarak yapıldı. Burada sıralama evlerin bir çarpık yapılaşma yok burada. Evet. Yani burada da yapılan altyapı, üst yapı çalışmalarında da yani hiç zorlanmadan çok güzel bir şekilde, kolay bir şekilde yapıldı hepsi. Evet.
Biz de memnunuz yani. Bu Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımız sizsiniz değil mi? Evet, evet. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızla resimde çektirmiş muhtar arkadaşımız. Toplantıya gittiğinizde çektiniz değil mi? Yok, toplantıdan daha önce de ben görüştüm. Daha önce de görüştünüz. Yani bizim Türkiye'de Kazak Türkler olarak bizim çok şanslıyız biz bu konuda. Yani çok üst düzey devlet adamlarıyla görüşmemiz konusunda falan. Onlara çok sağ olsun, bizi sevip sayarlar her zaman, baş üstüne tutarlar bizi. O konuda hiçbir sıkıntı çekmedim ben. Ya yani. Türkiye'nin değil, dünya, Türkiye'nin genel şey yapısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da. Ya Türk milletinde nerede bir Müslüman varsa hepsine bir sahip çıkmaya çıkarız. Daha önce şeyle de görüştüm. Evet, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'nda evet. Onunla da görüştüm ben. Sayın izleyiciler. Başbakanla da görüştüm. Muhtar arkadaşımız gördüğünüz gibi. Girişken bir arkadaşımız. Türkiye'de yaşıyor. Yani kabuğundan çıkmış diyelim yani. Şimdi bazı birçok muhtarı görüyoruz. Köyünden bir ilçeye gidiyor. İle daha gitmeyen muhtarlarımız. Çağrılırsa gidiyor ama mutlak işte muhtar halkının sorunlarını en üstteki yetkiliye de yapmalı, taşımalı. Değil mi? Biz Türkiye'de yaşayan 17 bin civarında Kazak Türk'ü varız. Evet. Tek onların bağlı olduğu resmi kurumu temsil eden benim Türkiye'de. Evet. Zannedersem o Kazak Köyü Pınarbaşı'ndan Sivas'ın Şarkışla ilçesine yeni açılan yolun sol tarafından ilk köy olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Yine de size bilgi vereceğim onu ben. Belki şey, Kırım Savaşı döneminde falan gelmiş olabilirler. Evet. Yani onlar 1900'lü yıllarda gelmiş. Önce oradaki gelmişler. Türk Cumhuriyetlerin parçalanması. Önce gelmişler evet. Yani 1900'lü yıllarda yani 1890'lı yıllarda gelmiş. Biz de Kazakistan'ı 1700 yılların sonunda atalarımız terk etmiş oradan. Kazakistan'ın Çar Rusya'sının egemenin altına girmesiyle oradan bağlanmasıyla. Evet. Kültürümüzü yaşatabiliyor muyuz efendim burada? Tabii onu elimizden geldiği kadar yaşatıyoruz. Zaten kültür turizmi var. Evet. Köyümüzde de sürekli. Köyde yapılan bir düğününüze davet ederseniz katılmak isterim. Onu çekmek isterim. Yani düğün kültürünüzü yansıtmak için. İnşallah olur. Bu önümüzdeki yaz içerisinde olursa eğer sefartımızı veriyoruz. Birkaç gün sonra yine bir düğün var yani. Keşke o zaman denk gelseymiş. Buralardayım da. Görüşürüz o zaman. Kartımı vereceğim. Evet muhtarım. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik köydeki vatandaşlarımız, köylerin boşalmasını önlemek, göç önlemek için köylümüze kırsal kalkınmadan 30 bin TL hibe verilecek vatandaşlarımıza. Aldınız mı evrakı efendim? Ya? Aldık da yani bu konuda hükümetin birçok projeleri var. KOSGEB'den olsun, bakanlık tarafından. Bu KOSGEB'in dışında efendim. Ya o KOSGEB 50 bin lirayla. O AK Parti'nin seçim yanılmasında vardı. Yıldan beri yani bir konu üzerinde sürekli görüş bildiriyorum, tartışıyorum etrafımdakilerle. Yani köylerin boşalmasının sebebi köyleri kuran bizim dedelerimiz. Evet. Daha sonra biz bunların mirasçısı olarak biz takip ettik bunları. O zaman tabii Türkiye'de 1970'li yıllarda okuma düzeyi, okuma seviyesi düşük olduğundan bizler ilkokulu bitirdik, kaldık köyümüzde. Evet. Çünkü babamız ne iş yaptıysa onu yaptık biz burada. Evet. Tarım durumu. Ama daha sonra bizim çocuklarımız hepsi üniversite mezunu oldu, üniversiteyi bitirdi. Çok güzel. Onu tutup da bizim babamızın yaptığı işi, bizim yaptığımız işi yaptırmaya kalsa eğitim almış bir birey güler buna karşı yani. Evet. Yaptığımız işe karşı. Burada devletin yapması gereken şuydu. Şu an benim köyümde ziraat mühendisliği okuyan, tarım ekonomisi okuyan çocukları var. Evet. Birçok yerden var, Türkiye'nin her tarafında. Evet. Şimdi devlet bana 30 bin lira veya gençlere destek vereceğine ben alırım desteği. Yine 20 sene önceki yaptığım tarımla uğraşır. Ya kazanırım ya batırırım o parayı. Evet. Ama eğitim almış üniversiteden, ziraat bölümünden okuyan, bir ziraat bölümü birçok şeyi var. Veterinerlik evet. Olsun, hayvancılık. Her alana var, evet. Oradan bu tür gençlere destek vererek çok yüklü miktarda senin köyünde istihdam kurar mısın? Sana şu kadar destek versek, sen bunun eğitimini aldın. Evet. Sana biz bu paranın bir kısmını hibe olarak veriyoruz, bir kısmını kredi. İstihdam sağlaması. Tabii, sen evet. Köyünde 5 kişiye, 10 kişiye sigortalı olarak sana biz vereceğimiz destek karşılığında, teşvik karşılığında bir istihdam sağlayabilir misin sen? Evet. Eğitimini aldı bunun. Evet. Orada. Böyle bir şey yapsaydı daha mantıklı olurdu. Çünkü o eğitim alan genç üniversite mezunu evet. İşi başarıyla götürürdü. Çünkü nerede kar, nerede zarar edeceğini de bilirdi o.
dünya ekonomisini, tarımını, piyasasını takip edebilecek kapasiteleri var onların. Yürütürdü onlar. Ama bizim gibi çiftçilere verilen destekler çoğu zaman bankalardan kullandığımız kredileri ödenir orada. Sahilini alırsa. Bundan karşılıksız. Teşekkür ediyoruz muhtarımıza, sayın izleyiciler. İşte ilkokul mezunu olduğunu belirtti ama kendisini de geliştirmiş. Yani fakülte mezunu muhtarla da röportaj yaptık. Bu konuyu değinmedi yani. Güzel bir konu. Bunu da ben köşemde kendim yazacağım. Yorum her sayımızda yazıyoruz. Köşe yazısı. Muhtar arkadaşımız kendisini geliştirmiş. Yani ilkokul mezunu olabiliriz ama hayatta bir üniversite değil mi efendim? Tabii canım. Mutlaka kendimizi geliştireceğiz. Çünkü işte Türkiye'de de örnek değeri de var. Evet muhtarım, karşınıza da adayla çıktı mı efendim muhtar seçimlerinden? Çıktı, söylemiştik. Efendim, köyümüzün eksik hizmeti var mı? Yapılması gereken var mı hizmet? Ya köyümüzde insan olsa, oturan insanlar, kalabalık olsa, devletin bu konuda yaptığı hizmete sınırsızdır hepsi. Evet. Yani biz devlet... Yani göç verdik diyorsunuz. Tabii her şeyden önce devletten alınan yardımlar olsun, yapılan hizmetlerin mutlaka bir kanun çerçevesinde boyutu vardır. Onun dışına çıkılmaz hiçbir zaman. Evet. Bizim köyün sorunu kurulduğundan bu yana su sorunu vardı. Tarımsal sulama. Köy çok büyük bir düz alana sahip. Ova olması, etrafında dağ olmaması. Çünkü dağlar suyun yataklarıdır. Evet. Olmaması bir susuzluktur bu bizim için. Evet. Yani toprakta. Uğukuşa'nın birçok köyü var, 38 köyünde. Belki 34 tanesi dağların arasında köyler. Ne dağlar? Toprak yok köyde. Benim 16 bin dekar tarım alanım var. Ama su yok. Suyum yok. Kendi imkanlarımızla 2012 yılında 3 tane kuyu açarak tarımsal sulama. Şöyle bir şey de var kanunlarda. Sulama şey açtı mı? Kuyu açmaz devlet. Açıyor, açtığı yerler var efendim. Desteği kooperatif kurarsın orada. Devlet su işleri açıyor, veriyor. Açık, sulama birliklerine veriyor. Evet. Birliklerine veriyor. Kurduğun zaman onun peş peşe... Bak yayılıyorum, sulama birlik başkanı. Evet. Öncülüğünü kendiniz başlatıyorsunuz bir sulamayı. Evet. Daha sonra kooperatif kurarak desteğinden, projeden faydalanıyorsunuz. Desteği ve FOP projesinden orada faydalanıyorsunuz. Ama bizim gibi ufak çapta bir iki tane kuyu açtım, desteğinden yardım istiyorum deme şansınız yok. Baraj, gölet yapılacak yerimiz yok mu efendim? Yok, akarsuyumuz var. Akarsu suyu. Kaldı ki bölgemiz şeye kapalı. Yeraltı su havzasına kapalı bir bölge. Evet. Yeraltı su zayıflığından dolayı kaç metreden ileri seçim. Su 80 metre, 100 metre yerine göre çıkıyor ama suyun geleceği, havzayı besleyen kaynakta zayıf olduğundan devlet şunu diyor, ben çok doğru görüyorum bunu. Diyor ki, eğer ki sen oraya bir yatırım yaparsan, bugün en ufak bir yatırım, 30-40 dönüm bir elma bahçesi kurarsan, yani 150-200 bin lira bir yatırım yapman lazım. Evet. Sen o suya güvenme diyor. Ben suyun rezervini biliyorum, yer altındaki diyor. Evet, ha, uzaydan görüyorlar artık arkadaşlar. Yani sen ona güvenip de... 5 sene sonra yaptığın yatırım senin ölebilir diyor orada. Evet. Çünkü havzada su zayıf diyor orada. Evet. Bu havzanın kaldırabileceği kuyu sayısı diyor 500 iken diyor şu an olmuş 5000 kuyu diyor orada. Bunu kaldıramaz diyor çünkü havzalar... Nüfus ne kadar efendim? Şu an 120 nüfusumuz var. 120 nüfusumuz var. Bayağı göç vermiş sayın izleyiciler. İşte biz köylerden nüfusun göç verilmemesi için mutlaka tarım hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşımızın da değişik bir projesi var. Onu da ben işleyeceğim. Güzel proje hoşuma gitti. İlk olarak onu gündeme getirdi arkadaşımız. İşte, Koçköy'e müracaat eden girişimci belgesel alan arkadaşlarımız bir iş, sigortalı işçi çalıştırmak zorunda. Arkadaşımız diyor ki 5 işçiye istihdam sağlarsa devlet desteğiyle, hibe yardımıyla köylerde de nüfus artar diyor. Kendisine bu fikri ilk olarak gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılı devam ediyoruz.